Fatih. Günaydın. Hoş geldin. Şaşırmadın herhalde. Geleceğimi biliyordun değil mi? Dün akşam beni öyle bir şaşırttın ki. Artık ne yapsan şaşırmam herhalde. Öfken kolay geçmeyecek. Biliyorum. Nur, gerçekten çalışmaya çalışıyorum. Kapıyı ilk sefer tıkladın, duymadın. İçeri girdim, fark etmedim bile. Şimdi çalışacağım mı diyorsun? Buna inanır mı? Sana kaç defa seni kırmak istemediğimi söyleyeceğim. Ha? Sen beni boş ver. Kardeşini kırma. Hatta artık kendini kırma. Bak, artık gerçekten ileri gidiyorsun. Fikret'le aramdakiler ne seni ne de başka birini ilgilendirir. Onu buraya hangi akla hizmet getirdin? Getirirken ne düşündün? Ne elde edeceğini sandın bilmiyorum. Ama bir kere daha söylüyorum. Çok yanlış yapıyorsun. Yapma. Fatih. Ben bu öfkeni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Yani anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bak, siz annenizi babanızı kaybettiniz. Şu hayatta birbirinizden başka... Sakın! Sakın annemle babamı karıştırma. Sakın! Ne yaptı sana? Ne yaptı sana? Öldürdün. Fikret onları öldürdü. O annemle babamı öldürdü. Eğer biraz vicdanlı, biraz merhametli bir kız olsaydı... Annemle babam şu an hayatta olacaktı. Eğer Fikret dünyanın en bencil insanı olmasaydı... Daha 17 yaşında karşısına çıkan ilk Almanla hayatını yaşamak için kaçıp gitmeseydi... Annemle babam onu durdurmak için o arabaya binmeselerdi... Babam direksiyon başında kahrından kalp krizi geçirmeseydi... Bugün... Yardım etmeye çalıştığın yapayalnız adam olmayabilirdim. Dur. Bu yüzden benden her şeyi iste. Ama Fikret'e, o dünyanın en bencil, en acımasız insanı. Kardeşim demem isteme. Fatih, ben de annesiz babasız bir çocuğum. Senin hissettiklerini o kadar iyi biliyorum ki. Duyduklarımdan sonra... Öfkeni de anlıyorum. Ama bu çok acı. İkiniz için de çok acı. Dur lütfen. Bak. Fatih. Sen anneni, babanı kaybettin. Fikret, bir anne, bir baba, bir abi kaybetti. Hayatta hiçbir şey için... Suçluluk duydun mu bilmiyorum. Ama ben duydum. Annemi kaybettiğimizde babamla birlikte ona iyi bakamadık mı diye suçluluk duydum. Sonra babamı kaybettiğimde bu kez bir şeyleri yanlış mı yaptım? Şimdi de babama mı iyi bakamadım diye kendimi suçladım. Lütfen. Yalvarırım, bir düşün Fatih. Hayatının en büyük hatasını yapıp sadece 17 yaşındayken hayatının en ağır bedelini ödemiş bir kızın duyabileceği suçluluk duygusunu bir düşün. Bu çok ağır. İkiniz için de çok ağır. Yani ikiniz için de çok üzgünüm. Ama pes etmeyeceğim. Bu öğrendiklerimden sonra sizi birbirinize kavuşturmak için dün akşamdan bile daha fazla uğraşacağım ben Fatih. Nafile Nur. Nafile uğraşacaksın.